Valla neler oldu öyle, tatlıda koptuk gittik, sinirler gerildi. Tansiyonu yüksek bir masaydı. Bakalım puanları nasıl olacak? Muhal Hanım. Efendim canım. Evet, ben izninizle bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle canım. Ben evimde nasıl misafir ağırladıysam burada da öyle ağırlamaya çalıştım. Son olur, siz benden deseydiniz ki çık dışarıdan çiçek topla getir, ben onu da getirdim. Hadi. Ama asla puan için değil. Çünkü benim evime kim gelirse gelsin, elimden gelince ama bir tas çorba, ama bir kuru ekmek önüne çıkartıp koyarım. Peki. Şey yani, ne puan verirseniz verin, şimdiden benim hakkım, hepinize helal olsun. İster 3 verin, ister 2. Hiç problem değil mi öyle şey? Değil. İki veremezler, eksiğin yok zaten. Evet, peki, eksik yoktu. Üçten başlamak durumundasınız. Yine her gün rica edeceğim gibi, ettiğim ve edeceğim gibi hakkaniyetli ve adilane puanlar bekliyoruz. Dünkü verdiğiniz puanları veremiyorsunuz. Nermin Hanım ilk kez puan kullanıyor. Herkes yazdı mı? Yazdı. Herkes emin mi? Şu an değiştirme şansınız var. Bunu kullanmak isterseniz. Peki. O zaman Şirin teyzenin puanıyla başlıyoruz. Büşra için açık oylamaya dün 6 puan vermişti. Hadi söyle Şirin teyzeciğim bize puanını. Tam karşıya çevir, yüksek sesle. Benim puanım 4. Neden 4? Beğenmedim. Beğenmedim, beğendim dedin. Çorbanı beğenmedim. Balığını ödedim. Beğendim dedin, balığını beğendim dedin. Çorbanın yani şeyi beğenmedim. Neydi onun adı? Ekmeği ama pişmemiş dediniz. Ben yemedim dediniz. Karadeniz yemem dedi. Yemedim dedi. Ama diğerini beğendim. Beğenmedim. Ama somonu beğendim dedi. Somonu beğendim. Bir tek onu mu? Bir tek onu beğendim. Salatayı beğendim. Beğenmedim. Salata da... Nesi tuzsuz, vardı? Salata güzeldi. Tuzsuzdu. Tuzsuzundan işte, mı kırdın? Tuzsuz değildi. Tuzu gayet de yerindeydi. Yani 6 puanı tuzdan kırdınız. Canım sağ olsun. 4 çok düşük ya. Ve benim ekmeğim dünkü ekmekten daha iyiydi. Ekmeği de beğendiniz, evet ekmeği de beğendiniz bu arada. Onları unuttum. Ekmeği de beğendiniz, beğenmediniz de güveçliği beğenmediniz, geri kalan her şeyi çorbayı beğendiniz. Çorbayı da beğenmedim. Neyi çorbayı beğendim? Niye beğenmedin? Soğuk dedin. Soğuk dedim. E tamam soğuk. Acısı vardı azıcık. Aa. Acısı vardı azıcık. Düşük başladık, öyle gitmez inşallah. Hayri Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun, sizin puanınızı da görelim. Çok güzel. Aa. Beğendim, beğendim de. Bu mu yani? Ama ben çorbayı, ara yemeği beğendim. Ekmekte balığınızı beğendim, salatanızı beğendim. İnanamıyorum. Söylemiştim. Benim beğenmediklerimi beğendim dedi. Dört mü verdiniz yani şimdi? Hı-hı. Üç taneye beğenip de dört mü verdiniz? En çok siz beğendiniz. Üç taneye beğenip dört verdiniz. Salata. Bu mu yani? Aa, evet. Nasıl öyle oldu? Ama olur mu? Verdiniz veya vermediniz bir puan şampiyonluğu nasıl öyle oldu? Yazık. Yok, beğenip de 4 verdim. Bu yemeklere yazık yani. Bir tane verdim. Hakkı bir tane yani 3 tane beğendim, bir tane bir puan verdim, öyle mi? Hak yeniyor, bir saniye bir şey bilir miyim? Dünkü ekmekten benim ekmeğim gayet iyiydi. Dünkü masaya... Hayır, seninki de biraz daha, içi daha biraz daha pişmesi lazım. Tam ama poğaça olsun gibi de ekmek kıvamında. Ha, yanlış ekmeğe, evet, ekmeğe benziyordu. Sizinki poğaçaya benziyordu. Poğaça olsa daha güzel, pamuk gibi olur. Poğaçaya benzetiyorsunuz ya. Tabii, tabii, ama sizinki tabii, de aynıydı yani. Tabii, İçim çekmemiş, hamur yani. Yani ekmekle bir alakası yoktu. Cık cık cık. İki tane dört. Bakalım Hatice Hanım'dan kaç puan gelecek? Dün o da 5 vermişti. Buyurun paylaşın puanınızı Hatice Hanım. Benim puanım 6. Çok kötü. Şaşkınlık çok içerisinde. Hiç beklemiyordum sizden. Kapatın gerçekten lütfen. Hakkımı verdiler. O kadar ilgi gördünüz. Soğanla şey yediniz. Pul biber ayrıyetten ekstra getirdi. Çayı demli istedi. Teşekkür ederim. Benim kızım her şeyi bana ikram etti. Onun için mi aldın? Teşekkür ederim. Allah. Sonuçta verilen bir şey vardı. Ben bir numara oyuncusu. Bir saniye. Niye oynadığını düşünüyorsunuz? Yani hepsini... Oyuncu olsa yeşil çama giderim. Burada işim olmaz, tamam mı? Burası yeni kurallı yarışmasıdır. Şeyini getirmeden koydu altı. Yani... Siz böyle konuma karışamazsınız ki. Öyle uygun gördüm, öyle dersin. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani kendi gününde oynuyorsun bence. Bir şey söyleyebilir miyim? Dediniz ya. Hak eder, hakkını verecek. Özel gösterdiniz. Çay, peki. Size ikram etmedim mi? Siz bana bunu getirin de ben sizin önünüze koymadım mı? Koymasaydın diyorum. Bak görüyorsun aldığım puanı.
Getirsen ya. De aynısını verecekti. Getirmesen de aynısını verecekti. Yani pekmezi getirdi. Az mı benim puanım? Bir dakika. Kızım benim puanım az mı? Hakkaniyetli bir puan. Benim ben bence de. Benim masa. Beri de öyle yo, altı verilecek bir masa. Tabii ki. Sadece sizden beklemiyordum. Tabii ki de eksiklerim vardı. Kalkıp kimse var. 19 puan. Gelinimin... Zaten bir. Ama bravo. Siz açıyorsanız benim gelinim menüsünden daha mı güzeldi bugün? Dün bana 5 verdiniz ya benim gelinime. 5 6 puan değildi ki. Aa, değildi. Bakın evet. Buraya 6 normal ama buraya düne 5 anormaldi yani. Menüden evet. Daha mı güzeldi bugün? Gelin servisini baktın, beğendim. Gelin çok da bekletmeden sun ilk bir aşamada beklettim. Tek başına geldi, sarması yok, bir şey yok, boş tabaklara. Çayımız da geldi, her şeyimiz de geldi yani. Teşekkür ederim kızım. Emine teşekkür olsun. Peki son puan itiraz eden Nermin Hanım'dan geliyor. Buyurun Nermin Hanım, son puan sizden gelsin. Benim puanım 4. 4? Ama. Evet. Sadece salatayı beğendim. Sen kaç puan verdin? Ben size 5 verdim, sen de 5 verdin. 5 verdin ama sen benim menümü beğendiğin için 5 verdin. Ben hiçbir şeyini beğenmedim. Ayrıca... Hiçbir şeyini beğenmedin. 4'lük mü yoksa? Allah aşkına ne yapmadınız sadece ya? Sadece salatayı beğendim. Biz bakın, susmaya çalışıyorum. Poğaça gibi ekmek koymuşsunuz. Servis, sizin ekmeğiniz ayrıca diyorum ya. Servis gecikmiş. Evet, ilk maçta servis gecikti. Kabul ediyorum. Çorba aşamasını o arada ara acı sıcağıma... Acı dedim, söyledim ben yerken beğenmediklerimi. Ara sıcağıma çorbaya koyarken ara sıcağımı fırına vermek zorundaydım. Onu kontrol ederken servis gecikebilir. Ondan sonra servis aksadı mı? Soruyorum. Benim gelinim dün senden daha hızlıydı mesela. Benim hakkım 4 değil. Hanımefendi... Benim gelinimin hakkı da bakın, mesela 5 değildi. 6 değildi, daha yüksekti. Bakın sizin sofranız beni ilgilendirmiyor. Kalkıp kadın bana pardon isminizi hanımefendi bana 6 kalkıp itiraz ettim zorlanım. Etmedim. Niye demedin bana 8 9? Çünkü 8'lik 9'luk bir masa değildi. Ben hakkını verdim. Değil. Yalan. Değil hakkı mıyım zorlanım? Bravo. Kalkıp bana 10 vermediler. Ama 6 verilecek mi masaydı? Bana 9 vermediler demedim. Ne dedim? 6 verdi. Evet hakkım 6'ydı. Ama ben... En fazla hakkım 7'ydi. Burada hak yemiyorum. Haksızlık yapmıyorum. Ama siz benim hakkımı yiyorsunuz. Evet 4'ler çok benim düşük. Benim hakkımı yiyorsunuz. Ama ben sadece zorlanım sadece salatayı beğendiğimi söyledim. Ama gene de 4 etmez ki. Dediniz ki somon balığı pişmemiş. Kaç kere somon balığı yediniz? Bülüs. Ben haftada bir kez kız çocuğum var. Tek dönem bir 4 yaşında kız çocuğum var. Biz de yiyoruz. Hayır. En az bir somon yemediğimiz yapıyorum. Sen nereden biliyorsun? Bunun hakkı dışı çıtı. Su gibiydi. İçi, pişmemişti işte bana göre. Su olması lazım. İçi zaten hafif peki. Suluk alması lazım. Eline emeğine sağlık. Büyük finalde görüşeceğiz. Maalesef biraz düşük oldu puanlar. Canlar bakalım benim puanımı da sen diğer rakibelerinle göreceksin. Hatice Hanım da gelini ağırlayacağız. Çok merak ediyoruz neler yaşayacağız yarın. İyi akşamlar, afiyet olsun. Sen de anneciğim kimsenin masada karides yemiyorum. Karides hiç kullanmadım. Dana eti yemiyoruz. Mumbar yemiyoruz. Kuzey eti de yemiyoruz hanımefendi. Bunları kesinlikle yemiyorsun. Yeme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.